Başkan 35 kanalına hepiniz hoş geldiniz. Şimdi geniş kapsamlı bir dolar ve altın analizi yapalım. Dolarda neler olabilir? Altında neler olabilir? Sizlerle birlikte bunu değerlendirelim. Arkadaşlar dolarda benim artık yükseliş yönünü beklentim yerini düzeltme yönünü beklentiye aldı. Bunun neticesinde arkadaşlar son videomda da söylediğim 78-80 civarlarından dolar TL'de dönüşler meydana gelebilir şeklindeki açıklama istinaden de şuradaki kanalımızın üst tarafına değip doların burada zayıflık gösterdiğini görüyorum. Dolarda alım yönünde değil de artık ben kendi adıma bekleme tarafındayım. İlk etapta bugün dediğim gibi 6.72 üzerinde bir tepki yükselişi yukarıya doğru gelebilir dedim. Bu bir bana göre satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Şu anda zaten 6.76 civarlarında geziyor dolar. Ben ilk etapta herhangi bir değişiklik görmezsem arkadaşlar ilk etapta 6.60'a kadar dolar TL'de bekleme taraftarıyım arkadaşlar. Kendi öngörüme göre bir 6.60 civarlarını bekleme tarafında kalınmasını düşünüyorum. Tabii gözlemleyeceğiz arkadaşlar. Geceki kapanışlar nasıl olacak? 6.77 üzerinde kapanışlar gelebilecek mi? Fakat şimdilik benim durumum stabil olacak dolarda. 6.77 üzerinde günlük kapanış görmeden dolarda bekleme tarafındayım. Pozisyonlarımı da bu yönde değiştirdim. Sizlerin benden etkilenmesini istemiyorum. Ben sadece grafik üzerinde gördüklerimi aktarmaya çalışıyorum. Zaten 4 saatlikte de buradan artık bir sat sinyali benim indikatörlerimde geldi. Aşağı yönlü kırılmalar meydana geldi. O yüzdendir ben bekleme tarafındayım arkadaşlar. İlk etapta hedefim dolarda beklentim 6.60. Bu beklentimi koruyacağım. Bundan sonraki videolarımda arkadaşlar hep bilgilendirici yönde mesajlarım da olacak. Bunların biz kendimiz bu indikatörleri biliyoruz, grafikleri biliyoruz. Fakat bazı arkadaşlar gerçekten çok acemi, onları unutuyoruz, bildiklerini zannediyoruz. Bu videoda da günlük kapanış saat kaçta, 4 saatlik kapanış nedir, onu da bir anlatayım. Arkadaşlar günlük kapanış gece saat 24'te olan kapanışlara biz günlük kapanış diyoruz. Ondan sonraki her 4 saatlik kapanışlar da 4 saatlik kapanış. Yani 12'den sonra 04, 08, 12, 16, 20, 24. Bu aralıklarda olan kapanışlara da 4 saatlik kapanışlar diyoruz. Yani bu 4 saatlik kapanışları takipte kalın dediğimiz zaman bu aralıklar takibimizde kalıyor. Bir de saatlik kapanışlar var arkadaşlar. Bu da 4 saatliğin benzeri fakat her saat başı. Yani gece 24'ten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24'e kadar giden saatlik kapanışlar şeklindedir. Bunlara da saatlik kapanış diyoruz. En sağlam kapanışlar günlük kapanışlardır arkadaşlar. Teyitleri en sağlam olanlar günlük kapanışlardır. 4 saatlik kapanışlar ve saatlik kapanışlar sinyal niteliğindedir. Bunlar da bu şekilde takibinizde olsun. Dolar TL'de dediğim gibi arkadaşlar şimdilik benim beklentim 6.60'lı seviyelere doğru bir düzeltme. Tabii hiçbir şeyin %100 gelebilirliği yoktur. Fakat 6.77 üzerinde bir kapanış görmedikçe de beklentimi koruyacağım arkadaşlar. Gram altına da bakalım. Gram altında da arkadaşlar biliyorsunuz bir 358 ve üzeri beklentimiz vardı. Bu da bir gerçekleşti gram altında. Gram altında da benim tahminim dolar bazlı geri çekilmeler yaşanacağı yönünde. Artık
364'ü tepe olarak düşünürsek gram altında da, onun altında 356 ve 344 seviyeleri, gram altında da benim takipte olacağım seviyeler arkadaşlar. Dediğim gibi ben artık arkadaşlar düzeltme tarafındayım. Artık düzeltmelerin yaşanacağını düşünüyorum. İndikatörlere baktığımız zaman indikatörlerde uyumsuzluk devam ediyor. Bu kadar uyumsuzluğun yaşandığı bir yerde artık pek alım tarafında olma taraftarı değilim. Daha çok satım tarafında kendi adıma olacağım. Siz hiçbir zaman bunu yatırım tavsiyesi olarak algılamayın. Dediğim gibi arkadaşlar gram altında da 356 ve 344 seviyeleri takibimde olacak düzeltme rakamlarım. Ana düzeltme rakamlarım. Tabi gram altın daha yavaş düşeceğinden arkadaşlar gram altını da gene takipte olacağız. İlk etapta 356. 356 altında kapanışlarda gelirse 3 gram altında da takip edeceğimiz önemli bir seviye haline gelecek. Ben beklentim bu yöndedir arkadaşlar. Tabii siz bunları hiçbir zaman yatırım tavsiyesi olarak algılamayın. İzleyin, görün ve kendinize göre strateji yapmaya çalışın. Bu stratejiler eşliğinde de kendinize yön bulmaya çalışın. Ons altına da bakalım. Ons altında neler olabilir? Ons altında da dediğimiz gibi arkadaşlar 1633 üzerinde ons altının tutunması ons altını güçlü kılıyor. Ons altında 1633 altında kapanış gelmediği müddetçe ilk etapta gördük 1677 seviyesi. 1677'yi de yukarıya doğru kırabilirsek ons altında ons altın 1703'lere doğru gidebilir arkadaşlar. Fakat dediğim gibi şartımız 1600 altında bir günlük kapanış yapmaması koşuluyla şu an hala ons altın 1633 üzerinde güçlü gözükmekte. Bu gücünü de koruduğunu görmekteyiz arkadaşlar. 1633'ün kötü senaryoda aşağı yönlü kırılması halinde, yani tekrardan bir altın onsun düşüş kanalına girebilmesi için 1633 altında günlük kapanışlar gelmesi lazım. 1633 altında da günlük kapanış yaşarsa altın ons, bu sefer de arkadaşlar aşağıda 1606, şurada bir 1606 ve olmazsa olmaz yerimiz 1589 seviyelerimiz var. Fakat dediğim gibi arkadaşlar 1633 üstünde kaldıkça ons altın orta vade olarak olumlu gözükmekte. Dolara nazaran daha olumlu gözükmekte. Dolarda düzeltme hareketleri beklediğim için arkadaşlar ben kendi adıma dolarda düzeltme hareketleri bekliyorum. Dolarda 6.72 kırılırsa da aşağısında bir 6.60 seviyelerindeki düzeltme hareketini bekliyorum. Bununla birlikte bu düzeltmenin gram altın tarafında da bir aşağı yönlü harekete sebep verebileceğini düşünüyorum. O yüzden beklentim hala değişmedi arkadaşlar. Telefonumuzun da şarjı bitiyor bu arada. Beklentim hala değişmedi. Beklentimde herhangi bir olumsuzluk veya değişme sezersem bunu tekrardan sizlere video olarak atar, sizlerle arkadaşlar 10.633 altında kapanış olmadıkça 1677 önemli takip edeceğimiz ilk direnç noktamız. Bunun üzerinde de bir kapanışlar gelmeye başlarsa 1703 ons altında hedef rakamımız gibi gözükmekte arkadaşlar. Şimdilik benim söylemek istediklerim bunlardan ibaret. Şu an bekleme tarafında olmak, alım tarafında olmamak daha iyi, cazip gibi gözükmekte yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.